Sendir Balcı. Ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Bahçeli'nin son grup konuşmasında yaptığı DEM Parti ile Öcalan görüşsün çağrısına destek verdi. Görüşmenin içeriğine dikkat çekti. Mesele görüşme yapılması değil, görüşmenin içeriğidir. Öcalan yeğenine ben terörsüz Türkiye mealen söylüyorum tabii. Terörsüz Türkiye hedefine her türlü katkıyı yaparım dedi. DEM de terörsüz Türkiye hedefine katkı yapacağını düşünüyorsa, terör vesayetinden kurtulmak istiyorsa, o zaman Öcalan'la görüşmeyi bu içerikte yapmaları, bir mutabakat sağlamaları, bununla ilgili de adım atmaları gerekir. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri etkinliğinde gazetecilerin kayyum süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk'ün terör örgütü tarafından istismar edildiği sözlerine açıklık getirdi. Sayın Bahçeli Ahmet Türk'le ilgili yaptığı açıklamada Ahmet Türk istismar edilmiştir dedi. Kim etmiş Ahmet Türk'ü istismar? Terör örgütü. Mardin'e kayyum görevlendirilmesi Ahmet Türk'ü de kurtarmıştır. Sayın Bahçeli de bundan son derece memnundur. Uçum, kayyumların sürüp sürmeyeceğinin süreç içinde belli olacağını ifade etti. Bu inisiyatif alınmasaydı da kayyum süreçleri devam edecekti. Bundan sonra devam edip etmeyeceği o belediyelerin terör örgütünün kadro, finans ve lojistik merkezi olarak kullanıp kullanmayacaklarına bağlı. Uçum, kayyum süreçlerine yapılan eleştiri ve tartışmalarında terörle mücadeleye zafiyet üretmeye yönelik davranış olduğunu iddia etti. Hiçbir yerel yönetilmiş bir belediye terör örgütüne kadro desteği, finans desteği, lojistik destek veremez. Vermesi de düşünülemez. Dolayısıyla onlara yönelik atılan adımların tartışılması aslında terörle mücadelede zaaf üretmeye dönük bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Evet, kayyum konusunda yaptığı açıklamalar bunlardı Mehmet Uçman'ın. Birazdan da adaylık ve Öcalan'la görüşme konusundaki açıklamalarını da vereceğiz. Bu konuda sizden biraz bilgi değerlendirme isteyeceğim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili Fethi Yıldız'ın açıklamasını gündeme getirdi Özgür Özel az önce. O da diyor ki kayyumlara karşı yasal bir düzenleme bu meclis yapmalıdır diyor. Şimdi eğer MHP'nin görüşü buysa zaten 10 parti muhalefet yapan 10 parti de bu görüşte olduğu için bir yasa tasarısı sundular. Burada şimdi AKP'nin tutumu önemli. Acaba MHP'nin bu davranışı, bu görüşü doğrudan iktidarın görüşü haline dönüşebilir mi mecliste? İktidarlar ödün vermez, bir parmak bal çalar. Yani bence hem Özgür Özel'in o söyledikleri hem işte Fethi Yıldız'ın söylediğinin önemsenmesi falan biraz esas meseleden bizi uzaklaştırıyor Zeynel Bey. Yani hani kayyumu bir anlamda bu belli ölçülerde onaylama noktasına, olumlama noktasına da gelebilecek bir yanı var bunun. Yani sonuçta yapılan nedir? Sonuçta kayyum atandı. Fethi Yıldız diyor ki kayyumlar, kayyum atamalarının işte bir şeyin içerisine, yasal düzenleme içine girmesi lazım. Yani nedir? İşte şeyde söyledi değil mi Özgür Özel? Vekil atanır belediye meclisinden. Belediye meclis üyeleri atanır. Yani bu biraz işte teslim olmak böyle oluyor aslında. Yani ben biraz belki farklı bir, bilmiyorum çok mu kötümser bir yaklaşım ama böyle böyle teslim olunuyor aslında. Asıl mesele burada sonuç olarak bu insanlar seçime girdiler. Seçime girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmadı. İşte birileri açıklıyor Yüksek Seçim Kurulu'nun buralarda karar alma hakkı yok falan. Hayır efendim, tuzak kuruldu. Çünkü beklenti buydu. Beklenti esas olarak bunlar atansınlar, bunlar seçilsinler, özür dilerim. Biz sonra atarız ve onların yerine başkalarını yerleştiririz. Böylece işte hem Türkiye'de kutuplaşma iklimi sürer, hem teröre ilişkin toplumdaki o algıyı yeniden canlandırmış, dinamikleştirmiş oluruz. Böylece işte zaman kazanırız, bir seçimi kaybettik. Yeni bir seçim sürecine ve işte Tayyip Erdoğan'ın nasıl açacağımıza ilişkin değerlendirme yapma, istişare, kendi aramızda bir takım arayışlara girme imkanımız olur. Yani bugün bu tartışma, Özgür Özel'in de söyledikleri falan bana biraz işte yumuşak
bir biçimde kayyum pratiğinin meşruluğunu sağlamaya dönük bir yanlış davranış gibi geliyor. Şimdi bu tabii en azından hüküm verilmemiş ve şu anda tutuklu olanların serbest bırakılmasını sağlayacak bir uygulama olması açısından Özgür Özel belki böyle bir şeyin şimdi mümkün olabileceğini söylüyor. Belki çünkü ya öyle bir şey olabilir çünkü mi bilmiyorum. Herhangi bir hüküm verilmeden tutuklandı insanlar. Evet, yani onlar serbest bırakılabilir. Ama işte burada esas o düzenlemenin hiç kapsamında böyle bir şey yer alacak mı, almayacak mı, yoksa işte seçilmiş meclisten bir başkasını mı göreve çağırmak gibi bir süreç söz konusu olacak. Yani bana çok inandırıcı gelmiyor. Burada biraz daha yani kuşkucu olmayı tercih etmekte yanayım. Fakat esas bilmiyorum tabii, bu benim düşüncem ve bu da sorgulamaya açık, ama esas trajikomik olan ne dedi Mehmet Uçum? Kayyum Ahmet Türk'ü kurtarmıştır dedi. Kayyum Ahmet Türk'ü kurtarmıştır dedi. Eğer dedi işte örgüte kaynaklar gidiyorsa ve bunun yaratacağı bir sıkıntı varsa, Kayyum Ahmet Türk'ü kurtarmıştır dedi. Yani inanılır gibi değil. İyiliğine olmuştur diyor. Yani iyi ki diyor görevden alındı ki hani başına kim bilir ne çoraplar örecekti bu örgüt. Bunu kurtardık diyor bu şekilde. Gerçekten trajikomik bir ifade bu. Bu anlayışla o zaman işte biz Ahmet Özer'i kurtardık. Onu orada yaşayabileceği tehlikelerden alıp çok güzel şimdi güven altında hapiste tutuyoruz, korumamız altında. Evet. Devlet zaten böyle bir şeyi vardır, hani birazcık devletin gel koruyucu kollarımın arasına, adeleli kollarıma gel anlayışı, biliyorsun esprisi de vardır eskiden beri. Böyle bir yanı vardır, yani devletin koruması, kollaması bu noktalara da varabilir. Evet. Şimdi başka pek çok şey var, yön var. Mesela Öcalan diyor, değil mi? Uçum, işte terörist başı falan demiyor. Ama bugün bakıyorsun, ya o ifade bile aslında sürecin muhatap alınmanın ve kullanılan tabirin böylesi bir biçim değiştirmeye uğramasının çok önemli olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Öcalan dedi. Bugün yani pek çok televizyon kanalında, ki buna yani muhalif medya da dahil, bakıyorum işte herkes, sunucular falan, terörist başı, terörist başı, terörist başı, terörist başı demenin yani olduğu, enflasyonda olduğu bir durum söz konusu yani. Herkesin herkesten çok terörist başı, terörist başı ifadesi kullandığı bir tablo içerisindeyiz. Çünkü biraz bu tabii devlet... Yani bu tabir değişikliğini Mehmet Uçum'un onu kullanmamış olmasını bir sürecin başlangıcına yönelik bir giriş olarak görüyorsunuz. Daha bu nötr dile gelmiş olması tabii. Anladım. Terör örgütü falan diyor ama yani çok bir şekilde yani duygu yüklü ifadeler bunlar. Hani duygu ve değer yüklü ifadeler bunlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sonuçta ortada bir terör örgütü varsa vardır, bir lideri vardır. Ha, öbür tarafta da tabii partinin ve Kürt Siyasi Hareketi'nin içindeki isimlerin, Sayın Öcalan tabiri de aslında bunlar etki tepki şeklinde düşünülebilecek noktalar. Ama Cumhurbaşkanı hukuk işlerinden sorumlu başdanışmanının bu çerçevede işte Öcalan'la işte görüşmeler, bütün bunlardan söz rahat bu şekilde bir dille konuşuyor olması da aslında yola çıkıldığının, bir yerlere doğru gidildiğinin göstergesi. Şimdi Erdoğan'ın adaylık konusunda neler söyledi Mehmet Uçum, onu da konuşalım. Ama hocam kısa kısa cevap isteyeceğim çünkü size sormak istediğim birçok konu var. Erdoğan adaylık konusunda da neler söyledi Mehmet Uçum, onu dinleyelim.
Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir kez daha, son kez istisnai adaylık yolu açılır. Erken seçim olacak mı? Olmayacaksa Erdoğan nasıl aday olacak soruları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, ki bu 360 milletvekiliye verilecek bir karar, son kez istisnai adaylık yolu açılır. CNN Türkiye konuk olan Uçum, Erdoğan'a adaylık yolunun açılması için gereken şartları açıkladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan benim gözümde şu anda Türkiye'nin bir milli değeridir. Bir ulusal zenginliğidir. 7 Mayıs 2028'den önce alınacak bir seçim kararıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza hukuken adaylık yolu açılabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 5 Kasım 2024'teki grup toplantısında Erdoğan'ın adaylığının önünün açılması için anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söylemiş, asıl amaçlarının bu olduğunu itiraf eder nitelikte açıklamalara imza atmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Evet, aslında Mehmet Uçum'un söylediği Mayıs 2028 öncesi yapılacak olan bir erken seçim, yani normal tarihinden önceki bir seçim Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na adaylığı yolunu açacak diyor. 360 oyla da o erken seçim kararını meclisin alması lazım diyor. Evet. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Bu kaçıncı son kez diyorum. Bu kaçıncı son kez? Bu neydi o şarkı? Bu kaçıncı bahar? Bu kaçıncı ne zaman geleceksin? Bu kaçıncı, bu kaçıncı son kez? Evet. Zeynel Bey. Yani daha önceki seçim, yani son yaşanan seçimin de biliyorsun son kezdi. Son kez çıkıyorum karşınıza demedi mi Tayyip Erdoğan? Demi. Bu kaçıncı son kez ve bu daha kaçıncı son kezler karşımıza çıkacak? Bizim ömrümüz yetecek mi? Emin değil. Allah herkese uzun ömür versin, ayrı konu, ama bizim ömrümüz yetmeyebilir, ben sana söyleyeyim. Niye öyle söylüyorsunuz hocam? Yapma. Ya ne diyeyim, yani ne diyeyim, yani sonuçta şunu bu kadar rahat söyleyebilmesi Mehmet Uçum'un, yani buraya not aldık işte, yani bir son kez seçilme durumu söz konusu olabilir. Bahçeli de diyor ki doğaldır ve doğrudur, doğallaştırıyor. Doğru kılıyor. Buralarda yani bir şeyi doğallaştırmak ne demek? Aynen işte milli değer atfı milli da değer buna giriyor. Ulusal zenginlik. Milli değer ve ulusal zenginlik. O da aynı noktaya geliyor. Şimdi son kez falan değil. Başka seçenekleri yok. Onun için Erdoğan'ı istiyorlar. Çünkü başka bir ismin bugün hala %30'larda istikrarlı bir şekilde duran, yukarıdaki şeyini daha yüksek oy oranını kaybetmiş, %30'lara çekilmiş ve orada demirlemiş görünen bu ittifak şeyini, ana bileşenini koruma imkanı yok. Başka bir isim ortaya çıkmıyor, çıkaramıyorlar, denediler, başka isimler düşünüldü. Olmadığı anlaşılıyor ve o yüzden de işte giderek bitap düşmüş, giderek sağlığı açısından hepimizin gözlerinin önünde sorunları yaşayan bir liderin hala orada olmasını hepsi kendi çıkarları açısından elzem, hayati görüyor. O yüzden de oynuyorlar. Erdoğan üzerinde de bu şekilde oynuyorlar. Ha diyeceksin ki Erdoğan bunu istemiyor mu? İstiyordur elbette. Tabii. Ama ne kadar yıprandığı da ortadadır. Şimdi benim gözümde milli değerdir diyor. Hangi göz o acaba Zeynel Bey? Benim gözümde. Ya da nereden görüyorsun? Esas soru bu. Marx'ın meşhur sözünü burada kullanalım istersen. Kulübede saraydaki gibi düşünemezsin. Aynı çerçevede uyarlayalım. İşte saraydan görürsen böyle görürsün. Milli değer, yani ülkenin yarısının bir şekilde kendisinden muzdarip olduğu, en azından yani kabul etmediği, sonuçta bir siyasetçi, bir siyasi figür Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin yarısının en azından olurunu almayan, çok büyük bir kesiminin, yani muhalif oranın bugün
acaba Türkiye'de ne olduğunu tam bilmiyoruz ama çok büyük bir kesimin onayını almamış. %60'larda o zaman sen madem veriyorsun o bilgiyi bana konuşalım. Yani %60'ların onaylamadığı bir ismi milli değer olarak öneriyorsun. Ulusal zenginlik hocam. Ulusal zengin. Ya nasıl zenginlik bu? Yani bunun içerisinde ben var mıyım mesela bu zenginliğin içerisinde? Evet. Bunun içerisinde sen var mısın? Bunun içerisinde Osman Kavala var mı? Bunun içerisinde işte Tayfun Kahraman var mı mesela? Kim var, kim yok? Yani bütün bunları düşündüğün zaman ama Mehmet Uçum saraydan gördüğü için, saraydan gören gözle bizim seninle oturduğumuz yerden gören göz aynı değil. Saraylardan milli değer çıkmaz. Çünkü saray rejimiyle bir ulus devlet, yani milli devlet birbirinin antitezidir. Milli devlet saray rejiminin antitezidir. Bu tarihsel olarak da böyledir. Ama bugün saray sembolü üzerinden karşımızda duran bir iktidar var, bir iktidar öznesi var ve işte sarayda olanların, saraylıların gözünden ulusal zenginlik ya da milli değer olarak görülüyor. Oysa ki milli değer ortada, milli değer Türkiye'dir ve Türkiye'nin bütününe ilişkin milli değer olarak düşünebileceğimiz simgeler vardır. Bayrak böyle bir simgedir. İstiklal Marşı böyle bir simgedir. Yani işte savaş, İstiklal Savaşı'nda bu topraklar için mücadele etmiş, can vermiş insanlar. Yani neyi kastediyorum? Şehit asker anıtı, değil mi? Bir simgedir. Yani son derece nötr olarak bunları söylüyorum. Yani aslına bakılırsa hani milliyetçilik, milli devlet bu ideolojik ya da işte politik kavramlar üzerine de ben eleştirel değerlendirmeler yapabilirim kendi formasyonum itibarıyla ama öyle yapmıyorum. Sadece tespitlerde bulunuyorum. Atatürk bir milli değerdir. Bu cumhuriyetin kurucusu olarak bu ülke için savaş vermiş, savaştan başarıyla çıkmış, orduları işte yönetmiş, milli mücadelenin komutanı ve sonra da ülkenin kurucusu olarak milli değerdir. Ve bunu zaten toplum da onaylıyor. Yani baktığımız zaman Atatürk sembolünü, simgeselini yok etmeye çalıştıkları halde yok edemediklerini bu 20 yıllık siyasi pratiğin içerisinde tam da işte Atatürk'e antipatiyle bakan, düşmanlıkla bakan isimlerden rahleyi tedris aldıkları halde Kadir Mısıroğlu gibi bugün işte toplumun bu isimleri reddettiğini, kıyıya ittiğini, kendilerinin de sonuçta Atatürk simgeselini bu ülkenin milli değeri olarak kabul ettiklerini her 10 Kasım ziyaretinde zaten görüyoruz. Buradan şu, Tolga Şardan yazısına geçeyim mi hocam? Geç, buyursunlar. Çünkü çok önemli bir yerde bıraktınız. Atatürk'ün işte milli değer olduğu o simgesel. Çünkü İzmir Marşı'nın yasaklandığına yönelik yazı yazdı. Şuraya verin lütfen. Kılıçlı yemin töreniyle tartışmadan odağındaki karar bokulunda geçen yıl yine dikkat çekici bir dizi olayı yaşandığı bilgisine ulaştım diyor. Sürecin merkezindeki gelişme okulda eğitim gören öğrencilerin okuduğu İzmir Marşı'nın yasaklanması. Stadyumlarda, mitinglerde hemen her yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın karar bokunda okunması geçen yıl yasaklanmış. Devam edelim bir sonraki bölümüne. Aldığım bilgiye göre İzmir Marşı'nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi ise